Bir de Manavgat'a gidelim. Oradaki yangın 6 gün önce çıkmıştı. Hala devam ediyor. Bölgeden şimdi son durumu alacağız. Alevlerle mücadele sürüyor. Demirören Haber Ajansı ekibinden Alparslan Çınar bizi bekliyor. Nedir acaba Alparslan Çınar son durum? İyi haber var mı? Semiha, ne yazık ki iyi haber yok. Turizm kenti Antalya'nın iki ilçesi Manavgat ve Gündoğmuş tam 6 gündür yangınla, alevlerle, dumanla mücadele ediyor. Kameraman arkadaşım Mehmet Kılıçarslan'la birlikte Gündoğmuş ilçe merkezindeyiz ve dakikalar önce bu alanda tahliye edilmesi, ilçe merkezinin tahliye edilmesi kararı çıktı ki geçtiğimiz saatlerde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de ilçe merkezinin tahliye edilebileceğini Twitter hesabından duyurmuştu. Şu an kameraman arkadaşım size ekrana taşıyor görüntüyü. Görüyorsunuz, Dernek Dağı'nın zirvesi alev alev yanıyor. Aslında az önce oraya bir helikopterle su atışı gerçekleştirildi ve alevler yerini yoğun dumana bıraktı. Ancak o noktalar alevli olduğu için ve ilçe merkezini tehdit ettiği için, ilçe merkezinin üstü de zaten bulut gibi dumanla kaplandığı için artık tahliye kaçınılmaz oldu. 2100 nüfusu var ve 29 mahallesi var. Merkezde de 3 mahalle var. 2100 nüfuslu merkez tamamen boşaltılıyor. Yalnızca yetişkin erkeklerin alanda yangınla mücadele etmesi için kalmasına izin veriliyor. Bir taraftan da hem karadan hem de havadan helikopter ve uçakla yangını söndürme çalışmaları hızla devam ediyor. Ancak Ümütlü ve Senir mahalleleri ne yazık ki 7 saat 8 saattir yapılan tüm müdahalelere rağmen artık o alanlarda yerleşim yerlerine yangının sirayet ettiğini söyleyelim. 7 saat önce ilçenin girişinde bulunan Senir mahallesindeki ikametleri görmek mümkünken artık tamamen bulutla kaplanmış durumda ki o bölgeye de giremiyoruz ve ikametlerin halini ne yazık ki ekrana taşıyamıyoruz. Bir diğer nokta, Gündoğmuş'un çıkış noktasındaki mahallesi Ümütlü var ve oraya da dün akşamdan beri aslında giriş çıkış yasak. O alanda tamamen dumanlarla kaplanmış durumda. Evet, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli geçtiğimiz saat dilimlerinde açıklamıştı ve Dernek Dağı'nın zirvesindeki alevler, bulut gibi duman nedeniyle ilçe merkezinin tamamen tahliye edilmesi kararını vermişti ve artık bu saat itibariyle de ilçe merkezinde 2100 nüfusu ilçe merkezinin tamamen tahliyesi başladı. Vatandaşlar canlı hayvanlarını kamyonlara yükleyip çıkış yaptıklarını gördük. Valizini hazırlayan kadınları, çocukların elinden tutup gitmeye, bir yerlere gitmeye çalışan çocukları gördük. Ve bu tarafta da aslında görüyorsunuz, vatandaşlar valizini almış durumda ve bir servis ayarlandı. Belediye binası önünden hareket edecek ve aracı olmayanlar için o servis en yakın ilçe olan Manavgat'a isteyenleri götürecek. Zira bu alanda en güvenli nokta şu anda Manavgat ilçe merkezi. Daha kıyıya yakın bir nokta diyebiliriz. Cami hoparlörlerinden anonslar ediliyor ve biraz önce de tekbir duyduk. O şekilde diyelim ve bu noktadan sözü yeniden merkeze bırakalım. Canla başla mücadele devam ediyor diyoruz. Daha 6 gün önce başlayan yangın söndürülememişken her gün yeni bir çıkan orman yangını ekleniyor.